i şerife binaen e, insanın e, çalışması, kazanması, evet ev alacak, binek alacak, üstü baş alacak, yemek içmesini sağlayacak, okutacak, okutacak. Aha bunların dinde işçesi nedir bu çalışmalar? Evet İmam Serasi'nin 30 ciltlik İmam Serasi Mesut'un Mesut'unda 30. cildinde Evet, 30. cildinde e, diyor ki kendini ayakta tutacak kadar kazanma evet, herkese farzdır. El açmak dilencilik yok. Evet. Kendini ayakta tutacak kadar kazanmak herkese farzdır. Farz. Beş vakit namazı farzdır. O şekilde farzdır. Dilenmek yok, tembellik yok. Farzdır. Evet. Sonra borcu varsa bir adamın borcunu ödeyecek kadar çalışıp kazanması farzdır. Evet. almışın, Evet o da vermiş. Böyle hiç faizsiz karşı beklemeksizin bir mümine al kardeşim dükkan aç. Arabın al bunlar. Büyük hayır. Karzı Hasan. Allah emrediyor. Dinler, müminler birbirlerinin eli ayağı gibi, azalları gibi birbirinin parçasıdır. Ha sen de böyle genç bunlara Karzı Hasan hiç karşılık beklemeden vereceksin. Evet böyle iş yaparken almışsın. O da kardeşim diye sana vermiş. Evet borcunu ödemek için çalışıp kazanmak namaz gibi farzdır. Farzdır. Evet eşi evlenmiş çocukları var. Eğer eşi ve çocukları varsa Onların geçimlerini sağlayacak kadar çalışıp kazanması da farzdır. Farzdır. Namaz gibi farzdır. Evet. Sen havadan indin. Bir ana baba evlendi. Ana babadan doğdun. Sen çalışmışsın. Kızın kapıları açılmış. Aa annen, baban çalışamıyor. Yaşlı, hasta veya işleri düzgün gitmemiş. Sen onların şeysesin evlenmesinde doğmuşun. Aha böyle yaşlı veya fakir, yaşlı, fakir, ihtiyacı var. Ana babası için bunların geçimini sağlayacak kadar çalışıp kazanmak da müminlere farzdır. Farzdır. Farzı ayındır. Tembellik yok. İslam'da tembellik yok. Bunlar için çalışıp kazanmak farzdır. Farzdır kendi şeyin geçimi el açmamak için başkasına farzdır. Böyle güzel bir dinimiz var. Ama maalesef tembellik iliklerimize işlemiş. sonra ee, sonra dev devirlerde evvelce gece gündüz çalışan bir milletken sonradan bu tembellik iliklerimize işlemiş. Dünyada geri kalmışız. Yavra e, faizli olarak para alacak kadar küçülmüşüz. Değil mi efendim? Şimdi Dünyanın en büyük zenginleri Yahudiler. Evet, faizi icat etmişler dünyayı sömürmek için. Sigorta işte, hayat garanti filan onları da onlar icat etmiş. Zenginleşmişler, çalışmışlar. Dünyayı avuçların içine almışlar. Hayır sen tembel olmayacaksın. Kendin çalışacaksın. Bunlar farz bak. Evet, farz dinimizde. Evet, bundan sonra bu saydıklarımızdan sonra hayır yerlerini harcayacağım. Kötülükler engelleyeceğim. Bu maksatlarla böyle düşkün adamlar olursa aninde onların ihtiyacını karşılayacağım. Niyetiyle bu ihtiyaçlardan fazlasını için çalışmak bu niyetle menduptur, teşvik edilmiştir. Teşvik edilmiştir bu niyetle. Evet, ben bir numarayım, en zengin benim için değil. Böyle gerektiğinde hemen hastane yapayım, hemen çeşme indireyim, hemen köprü yapayım, hemen cami yapayım, böyle şeylere bakayım. Niyetiyle fazladan bunların söylediklerimizinden, pardonların dışında para biriktirmek için çalışmak menduptur, teşvik edilmiştir. Dinimizde durum budur. Evet, işte harcı paraları harcayacağımız yerler bunlar. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu hadisinde gene buna değiniyor. Dinarun enfaktahu ala nefsike. Evet. Dedi ya kendi korumak için çalışmak farzdır. Sen de kendini el açmayayım ile diye e, kendine yeme içme helalından e, yiyecek içecek almak için e, para harcamışsın e, kuşatmak için kendine, çocuğuna, çocuğu, hanımına, çocuklara <laughs> kendine harcadığın dinar, evet evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada e, ve dinarun enfaktu ala valideyken Anana babana harcadığın paralar ve dinarun enfaktahu alepni ib alepni leke e, çocuğuna evet çocuğuna e, aynı şekilde ve dinarun enfaktu ve ehlike ailene ve dinarun enfaktu fi sabilillah Allah yolunda böyle harcamışsan ve ve evet bu da en güzel harcamadır evet ecran ecir bakımından diyor bu hadiste de böyle evet evet şimdi Niye harcayacağız yeselûneke mâdâ yunfekûn Habibim sana soruyorlar. Neyi infak edeceğiz, neyi harcayacağız? Ayet-celle bu, gal buyuruyor ki işte bunlara. O zaman söylemiş bu hadisleri, bu o zaman söylemiş, bunları harcayacaksınız. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ee, <laughs> evet ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatımıza nizam veren bu duygularını kulağımıza küpe edeceğiz ve e, bunları yapmak boynumuzun borcu tembellik yok. Efendimizin her gün yaptığı dua keseli بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْدَ الْعُمُرِ وَاَدَابِ الْقَبْرِ وَفِدَّدِ الْجَجَّالِ وَفِدَّدِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ Başta cimrilikten Allah'ım sana sığınıyorum. İkinci olarak tembellikten sana sığınıyorum. Evet tembellik yok İslam'da. Sana sığın, o kadar tehlike tembellik. Sana sığınıyorum. ve ahir ömürde ele muhtaç olup kazanamıyor, çalışamıyor. Böyle erzeli umur. Ele yük oluyor. Aa, bundan da sana sığınırım ya Rabbi. Beni o duruma düşürme. Kendi kazanacağım, kendim yiyeyim. Ben başkalarına vereyim. Evet, erzeli umurdan sana sığınıyorum. Evet. Ve kabir azabından sana sığınıyorum. Evet, deccalın fitnesinden ve insanların çıkaracağı fitnelerden onlara karışmaktan sana sığınıyorum. Peygamber her gün dua ettiği şey bu. Evet, tembellik yok. Tembellik İslam'da yok. Evet. Aileye harcamak parzu ayındır çıkardık. Evet. Bütün müştehitlerin <laughs> şeysiyle, iştihadıyla icmaen gereklidir. Evet, icmaen gereklidir. Onu mutlaka yapacağız. Dara evet Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.